Kaçmayın yandan yandan. Kimi hoş geldiniz, merhaba. Merhaba. Ben de Muharrem İnce diyorum. Memleket Partisi yeni bir parti. Evet. Tertemiz yola çıktı. Atatürk'ün yolunda ne millet ne Türkiye cumhur. Cumhuriyetini yani, korur. Kesinlikle. Şimdi Muharrem İnce ittifaka girmiyor diğer partilerle. Tek başına seçime girecek. Kesinlikle. Ve Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Cumhurbaşkanı adayı olacak. Peki Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında Cumhurbaşkanı adayı olarak kazanabilir mi Muharrem İnce? Daha önce salladı, bu sefer devirebilir. Kesinlikle. Çünkü çok iddialı, siyaseti ilkeyle yapıyor. Halktan yeterli desteği alabilir mi? Efendim? Halktan yeterince desteği alabilir mi? Alabilir. Henüz daha seçim satma hali kurulmadı. Muharrem İnce sahaya indiği zaman göreceksiniz sahalar nasıl olacak. Eyvallah. Çünkü Muharrem İnce Atatürkçü. Atatürk'ün altı ilkelerine sahip çıkan çok iddialı bir siyasetçi. Eyvallah. Burada sen ne diyorsun? Muharrem İnce içine girse kazanamaz yani. Yani muhalefette bağlanırsa o zaman yani yine de gözüm kesmez. Olmuyor Muharrem. Eyvallah. Siz gençler ne diyorsunuz? Soru neydi? Abi ülkenin ekonomisini ve siyasi istikrarını nasıl değerlendiriyorsun? Yani şu anki gidişat nedir sence? Abi ben sana ekonomide ve siyasette. Açık olarak hani ekonomi siyaseti şu an nasıl gittiğini herkes zaten biliyor. Hani ekonomiye laf açmaya gerek yok. Yani her yerde her gün başka bir zam yapılıyor ve hani insanlar artık yaptığı zamlardan utanıyor. Camlarına böyle gidiyorlar, elektrik faturalarını asıyorlar. Ve mesela ben... Ve yasaklıyor, polis gelip indiriyormuş, asmayın diyor. Ben görüyorum onları, mesela diyorum ki adam buna zamı yapmış, adama gelen elektrik faturası bu. Ben gidip oradan hani alamam onu, o zamla o parayla ben alamam, ben öğrenciyim, benim param yok. Eyvallah. Ama adama da bir şey diyemiyorum. Sana o para geliyorsa onu, hani o zamı yapmak zorundasın, senin de yapacak bir şeyin yok. Ve genç olarak hani bu, ben kendi adıma konuşayım direkt, hani diğer gençleri falan da karıştırsam olur ama eyvallah. Benim bu ülkeden bir umudum kalmadı. Ne başkandan, ne gelecekten. Yani ben mesela bugün bir şey düşünürsem, ya mesela okuyorum. Neden okuyorum? Ben yurt dışına gitmek istiyorum. Gideceğim, benim yarın öbür gün çocuğum olursa burada gelip telefonunu çıkar diyen bir dayıyla uğraşsın istemiyorum. Gidip her gün, bravo, yarın bravo. Öbür gün başka bir zamla karşılaştığı günü almasını istemiyorum yani. Bu benim kadar çocuğum umutsuz, en azından kendim. Arkadaşlar bu kadar umutsuz olmayalım. Lütfen bu kadar umutsuz olmayın. Yani bak abi ben de biliyorum, ben mesela Atatürkçüyüm. Atatürk'ün hani yaptığı şeyleri mesela Instagram'da, sosyal medyada tekrar karşıma çıkıyor. Ben gurur duyuyorum. Ben de istiyorum bu ülke için çalışayım. Ama sonra gidiyorum. Aynen hani böyle sosyal medyada aptal aptal böyle hani dayıları görüyorum, yaşlı insanları görüyorum. İşte yok ne bileyim Erdoğan gelmese, başka biri gelse o daha kötü yapar diyor. Yok gelmiş telefonunu çıkar diyor. Yok açlık yok diyor. Yok asgari ücret yetiyor diyor. Ya ben öyle aptal insanları gördükçe diyorum ki hani bunlara nasıl laf anlatacağız? Bunlar bir hiçbir şey anlamıyorlar. Gerçeği nasıl görecekler? Nasıl laf geçireceğiz bunlara? Bu adam bu yaşına gelmiş. 20 yıldır bu ülkede yaşıyor. Ülkenin geçmişini biliyor. Şu anını biliyor. Yani azıcık kör değilse geleceğini de görebilmesi lazım bu ülkenin. Adam görememiş. Adam o kadar aptal. Ben nasıl bu adama laf anlatayım diyorum. Yani yarın öbür gün tekrar AKP bu ülkenin başına gelirse, yani o adamlar hala şu durumdan bir şey anlamadıysa, daha bu gelecek nasıl olur diyorum yani. Eyvallah. Bir sorun daha olacak sana. Biliyorsunuz iktidar Suriyelilere vatandaşlık veriyor. Onlar bir şekilde oy kullanacaklar. Kullanmasını ister misin Suriyelilerin? Hayır abi, tabii ki istemem. Bu ülkede yaşamayan, bak Türk olup bu ülkede yaşamayan insanın bile bu ülkenin geleceğini belirlemeye hakkı yok. Bu ülkede kim yaşıyorsa, bu ülkede kim vergi ödüyorsa o oy kullanacak. Başka kimse kullanamaz. Yok böyle bir şey. Yani Suriyeliler Türk halkının kaderini belirlemeye hakkı yoktur. Hayır diyor. Yok abi. Yoktur, yok. Var mı? Ne demek, ne Suriyelinin ne Afgan'ın, yurt dışından gelmiş özellikle mülteci olan kimsenin bu ülkenin geleceğini belirlemeye hakkı yok. Adam zaten bize çalışmıyor, mültecilere çalışıyor. Yani tabii ki onlar oy verecek. Benden oy moy alamaz yani Erdoğan. Ben açık açık söyleyeyim. Hiçbir gençten oy alamaz. Daha ben geçen yıl YKS'ye girdim. Gitti Allah'ın Araplarına sınavsız tıp yaptı ya. Sınavsız tıp ne demek? Burada öğrenciler kendilerini yırtıyor sınava girmek için. Dershaneleri dünyanın parasını ödüyorlar. Öğrenciyken bir dünya sıkıntılar çekiyorlar. Yurtlara giremiyorlar. Hani şehir dışından gelip yurt bulamadığı için okuyamayan insanlar varken sınavsız tıp ne demek? Bir de Allah'ın Arabına yani. Şaka gibi ya. Allah'ın Arabı benim Türk gencimden daha mı üstün ya? Bu ülkede yaşayan adamdan daha mı üstün?
Ne demek sınavsız tıp gelip kazanıp burada o bravo, sınava bravo. Girmeden okuyacak yani? Şaka gibi. Berbat bir konu ekonomisi. Ne olacak? Ne olacak abla peki? Her taraf her şeyi berbat zaten. Yani ekonomi diye bir şey de kalmadı. Bizim de durumlar berbat. Konuşmak istemiyorum, sağ olun. Yaz da ver. Ne? Yaz da ver. Yok sağ olun. Türkiye'nin mi? Evet. Bence biraz düşüyor ama yine de iyi. Evet. Çok şikayet. Evet, biz de öğrenciyiz burada. Evet. Yaşamak için... Siz zorlanıyor musunuz peki? Zorlanıyoruz tabii ki. Zamlardan dolayı. Başka diyecek bir şeylerim yok. Eyvallah. Siz ne diyorsunuz? Ben de şuna katılıyorum. Biz de öğrenciyiz evet. Zamlardan dolayı bu sene biraz daha da... Zorlandınız mı? Evet. Ama yine de bir şeyler bulup yani tatil yapmaya... biliyoruz yani. Gayret. O kadar da kötü değil. Eyvallah, teşekkür ederim. Siyasi ve ekonomik durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok felaket. Son derece kötü. Millet nasıl yaşayacağını bilemiyor. Peki abi, yarın seçim olsa siz oyunuzu hangi ittifaka verirsiniz? Millet İttifakı. Peki Millet İttifakı'nın adayı sizce Ekrem İmamoğlu mu olursa kazanır yoksa Mansur Yavaş olsa mı benim kazanır yoksa Kemal Kılıçdaroğlu olsa mı kazanır? Hiç fark etmez benim için. Kim kazanır sizce Tayyip Erdoğan'ın karşısında? Millet İttifakı olsun da kim olursa olsun. Millet İttifakı olsun da kim olursa olsun. Peki abi kim olursa olsun diyorsun da Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında kazanma şansı olan biri kim senin için? Onu soruyorum. Ben ittifak olarak bakıyorum. Abi tamam, ittifak komple girmiyor. Bir aday çıkaracak ittifak, Cumhurbaşkanı adayı. Ben de diyorum ki sence kim çıkmalı, kimi çıkarmalı? İmamoğlu. Efendim? İmamoğlu. Abi yarım saatte zor aldım onu senden ya. Allah Allah. Öyle mi arkadaş? Kimdeyim baba? Vallahi millet işsiz, güçsüz, gençler geleceği olmayan bir durumda şimdi. Üniversite bitirmiş. İş bulamıyor. Herkes yurt dışına kaçmak zorunda kalıyor gençlerimiz. Yani iyi beyinler yurt dışına yönelmiş durumda. Durum kötü. Hayat peki, pahalı. Tamam, gençler yurt dışına gitmek istiyor. Siz gençlere bu konuda ne önerirsiniz ki burada kalsınlar? Yani bir ilerisi için umut vaat ediyor musunuz? Umut görüyor musunuz? Şimdiki seçimde umut görmüyorum ben. Seçim değişirse... Yani şimdiki yönetimden umut yok. Yönetim değişirse gençlerimiz umutlanabilir. Yönü açılabilir gençlerimiz. Eyvallah. Şimdi Millet İttifakı'nın adayı Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu sizce kim olursa Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında kazanma şansı olur? Hepsinin şansı olur. Kim olmalı peki sizce? Bence Mansur Yavaş olmalı. Diyorsun. Mansur Yavaş. Kazanabilir mi? %100. Eyvallah, teşekkür ederim. Dünya ülkelerinin tamamının ekonomisi zaten kötü. Dolayısıyla Türkiye'de iyi değil ama iyiye doğru ilerliyoruz. İlerliyor mu, ilerliyormuş mu? Evet, ilerliyoruz. İyiye doğru ilerliyoruz. Neden? Yavaş yavaş toparlanacak. Her şey yavaş yavaş toparlanacak. Yakın zamanda, birçok kişinin hatırladığı bir dönemde Yunanistan'da nasıl bir kriz yaşandı hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Ve memurlar maaşlarını alamadılar. Kimse de sokaklara dökülmedi. Nasıl dökülmedi, döküldü ya? Bir dakika. Sabırla ve devletlerinin yanında olarak güvenerek çözüm ürettiler. Kendi içinde çözüm üretmedi ama o dışarıdan borç para buldu da öyle kurtardı. Dışarıdan burada kaldı. Dünya ekonomisinin ne kadar kötü olduğunu hepimiz biliyoruz. Evet, ülke ekonomisinde de bir takım sıkıntılar var ama bunlar böylece kalmayacak. Hepimiz güç birliğiyle olanlar olmayanlar... Nasıl değilsek, üstesinden geliriz bu sorunların? Bunun dışında bir şey yapmamız gereken şey inanarak, güvenerek ve bu kadar sıkıntıya rağmen, senelerdir süren teröre rağmen devletimiz bizim çok ciddi emek verdi halkına. Senelerce o terör maliyetlerini o kadar sıkıntılı bir şekilde birçok ülke başaramazken biz şu an şehit vermiyor konumundayız. Şu an sadece bu konudaki sıkıntılı insanlar şehrin merkezlerine indi. Dağlardakiler merkeze indiler. Şimdi buradaki halkı yanıltmaya ve devlete karşı isyan ettirmeye çalışıyorlar. Bence bunlara fırsat verilmemeli.
Eyvallah. Ben İzmirli olarak, Karşıyakalı olarak ben bu fikri savunuyorum. Peki yarın seçim olsa siz oyunuzu hangi ittifaka verirsiniz? Cumhur İttifakı'na tabii ki. Neden efendim Cumhur İttifakı'na? Neden Cumhur İttifakı'na veriyorum? Çünkü Cumhuriyet döneminden bu yana o kadar çok icraatlar yapıldı ki ve 20 küsur senedir mevcut dış ülkelerin bizim kendi iç idaremize karışması ve çok sayıda problem oluşturmasına rağmen bizim devletimiz terörü şu an Allah'ın izniyle terörü şu an bitirmiş durumda. O nedenle bunun dışında yaptıkları çok daha önemli olan çalışmaları var. Ben kesinlikle Cumhur İttifakı'na veririm. Çok teşekkür ederim. Yani bir İzmir sormayın. O her şey yolunda. Yani sormayın. Çok zamlardan önemli. Hiç şikayetçi değiliz. Şikayetçi olur muyuz? Valla halimiz perişan yani. Ülke gitti gidiyor yani. Ülke sattılar yani. Ne olacak peki böyle? Valla sonumuz iyi değil. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla iyi değerlendirmiyorsunuz. Avrupa'nın parasını da bizim parayı yan yana koyarsanız bizim yani günlük paramız da onların kaç günlük parası düşünün. Biz kaç gün çalışıyoruz? Onlar bir günde çalışıyorlar, bizim paramızı kazanıyorlar. Peki yarın seçim olsun, siz oyunuzu kime verirsiniz? Cumhur İttifakı'na mı, Millet İttifakı'na mı? Valla siz olsanız neye verirsiniz bu durumda? Yani siz söyleyin, ben zaten... Ya siz neye verirsiniz? Ya bana sormayın, ne olur ya, ben yani soru sormak için çıktım sokağa. Ülkenin ekonomik ve siyasi durumunu nasıl değerlendiriyorsun? Valla şey gitmiyor, iyi değil yani. Neden abi? Abi emekliye para yok abi, vermiyor. Sıfır abi, sıfır. Niye verdi ya işte abi, 2500 ya, düşük, lira yaptı. Abi yapsın abi benim. En düşük emekli maaşı 2500 lira oldu. Abi benim elektrik parama 750 lira gelmiş. Ne kadar? 750 lira. Baba ne yaptın sen ya? Abi bak, öyle 750 lira. Ondan nasıl sonra, ısınıyorsun kışın? Su parası gelmiş 300 lira. Yok artık. Ciddi diyorum. Yani ondan neyle sonra ısınıyorsun? Soba mı? Abi, kömür? Abi, ne yakıyorsun? Soba yakıyorum kardeş ya. Ne yakayım? Kömür odun pahalı mı? Baba abi 3 milyon su. Kömür 3 milyon yani. Vav vav. Odun desen yine 2 den aşağı dert onu. Emekli parası ne verdi? Verdik boş kaç kuruş abi ya. Aldığım 1,5 liraydı. Aha desen 7,5 lira. 250 lira. 1250 lira. Ne olacak para peki mı böyle? Vallahi bilmiyorum abi. Şimdi bir de piyangocu da para da vermiyor. %3'le çalışır mı? Milli piyangoyla çalışmıyor. %3'le çalışıyor. Milli piyango özelleştirilince iyi olmadı mı? Hiç iyi olmadı abi. Sıfır sıfır. Elde var sıfır. Yetmiyor abi. İmkanı yok. Abi ben sadece yarım engelli bir adamım. Hiçbir gelirim de yok. Evde kira. Milli piyango devletteyken ne kadar alıyordunuz komisyon? Yani %9 alıyordu. %9 iyiydi o zamanlar. Ama şimdi %4'e düştü. %3'e düştü. Allah Allah. Vallahi billahi abi alamıyorduk. Adamımız doymuyor abi. Yok. Yetmiyor. Doğru konuşalım yani şimdi. Gerek durumunu nasıl ya değerlendiriyorsun? Abi 5 para etmez. Yani ekonomi de mi kötü? Ekonomimiz de 5 para etmez, siyasi de 5 para etmez. Hepsi kendi menfaatine düşüyor. İnsanları düşünen yok. Nasıl olacak peki böyle? Nasıl olacak? Abi yani sürünce hani öleceğiz gideceğiz bu ülkede ya böyle sürüne. Peki baba sürüne. Sen Cumhurbaşkanı olsaydın ülkeyi nasıl yönetirdin? Vallahi abi nasıl sana gençlere çok imkan sağlardım ya. Başka? Fabrikalar gol gerçi bitti yani. Hani ne yapayım sana? Baba dur, baba dur. Vallahi orada kişinin içine vurur sapmazdım abi. Bir daha söyle. Başka hani nasıl sana? Öyle yani herkes, komşularımızın, komşu ülkelerinin mi demek istiyorsun? Aynen. Hani kimse hani... İç işlerine dış işlerine karışmazdın mı demek istiyorsun? Abi ben mi konuşuyorum zaten senin yerine ya? Karıştıktan sonra böyle oldu zaten. Karıştık. Zor laf oluyor amcamdan. Yok abi şimdi konuşamıyoruz ki konuştuk mu lan balılar içeri sokuyorlar. Baba ne konuşuyor? Baba küfür etmiyorsun, hakaret etmiyorsun. Zaten ben küfür etmeden aldılar beni içeri soktular. Ne oldu da aldılar? Ben abi şimdi benim ifade özgürlüğüm yok mu? Var. Ben adama bir hani ufak bir şey söyledim ya, adam aldı beni cezaevine soktu. Ne yaptın abi, yorum mu yaptın? Yorum yaptık diye adam aldı bizi içeri soktu. Ne kadar kaldın içeride? 4 ay yattım içeride bedava. Ciddi mi söylüyorsun? Vallahi billah. Peki abi ne yazmıştın yorumda? Abi yorumu boşver, neye söyleyeyim sana? Ha, biraz domardan mı şimdi geldi? Şimdi buradan söylesem tekrar alacak içeri sokacak. Yapma ya. Vallahi billah. Başkan kaçta yayın olacak? Eyvallah baba, sağ ol. Adama kadar kalkıp bir şey diyemez ki, dedin mi lap diye içeri sokuyor. İçeri sokuyor, doğru söylüyor. Çoluk çocukla hesaba giremez adam yani. Hakkını aradın.